Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda hücreye veri girişinden, verileri değiştirmek için farklı seçim tekniklerinden, veri ve hücre silme işlemlerinden ve ayrıca satır sütun işlemlerinden olan satır ve sütun silme ekleme işlemlerini inceleyeceğiz. Öncelikli olarak elektronik tablama yazılımı denince akla gelen ilk önemli deyim veridir. Elektronik tablama yazılımında neredeyse tüm işlemler veriler üzerinde gerçekleşir. Bu yüzden verilerin doğru ve anlaşılır biçimde tablolara işlenmesi çok önemlidir. Elektronik tablama programında veriler hücrelere girilir. Bu hücreye veri girebilmek için öncelikli olarak o hücrenin etkinleştirilmesi gerekiyor. Bizim de hücreyi etkinleştirmek için o hücreye farenin sol tuşuyla tıklamamız yeterli olacaktır. Ayrıca yön tuşlarıyla da etkin hücreyi belirleyebilme şansımız da bulunmakta. Etkin hücrenin çerçevesi siyah bir çizgiyle çevrelenir. Etkin hücreyi buradan anlayabileceğiniz gibi adres çubuğunda adres çubuğundaki hücre adresinden de etkin hücreyi bulabilirsiniz. Örneğin biz şu an H4'te olduğumuz için adres çubuğunda H4 yazmakta. Ayrıca yön tuşlarıyla sağa sola aşağı yukarı gelebilme şansımız bulunmakta. Hücreyi etkinleştirdikten sonra klavyeden hücreyi hücredeki verilerinizi girebiliyorsunuz. Bu şekilde hücrelere verilerinizi istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Verileri değiştirmek için farklı seçim tekniklerinden bahsedelim şimdi de. Aynı anda birden fazla veri değiştirebilmek istendiğinde verilerin bulunduğu hücreleri seçmek gerekecektir. Bitişik olan hücreleri fare yardımıyla seçmek için farenizin sol tuşuyla seçeceğiniz hücrelerin ilkine tıklar ve bırakmadan hücrelerin sonuncusuna kadar sürüklersiniz. Bu işlem sonunda hücreler farklı bir renge dönüşecektir ekranda da gördüğünüz gibi. Bu alana seçim alanı denmekte. Bu sayede de bu alandan doğru hücreleri seçip seçmediğinizi anlayabilirsiniz. Ayrıca klavyedeki shift tuşuna basılı tutarak yön tuşlarına bastığımızda bu yöndeki hücrelerin de seçildiğini fark edeceksiniz. Bu yöntemlerle birbiriyle bitişik olan hücreleri de bu şekilde seçebiliyorsunuz. Zamanla hazırladığınız tablolarda güncelleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeni satırlar eklemek veya artık ihtiyaç duyulmayan sütunları tablonuzdan kaldırmak isteyebilirsiniz. Elektronik tablolama yazılımının sağladığı kolaylıkla bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun için de şimdi satır ve sütun ekleme yöntemlerine bir göz atalım. Bir tabloya satır eklemek için eklenmek istenen yere tıklanır. Şimdi ben önceden hazırladığım basit bir tabloyu buraya yapıştırıyorum. Tabloya satır eklemek için eklemek istediğiniz yerde sağ tıklıyorsunuz dedik. Örneğin biz burada bir satır eklemek istiyorsak eklemek istediğimiz yerde sağ tıkladıktan sonra açılan menüden ekle artı tüm satır seçeneğini seçtiğinizde ekle dedim tüm satır. Tamam diyorum şimdi. Seçtikten sonra araya yeni bir satır eklenecektir gördüğünüz gibi ekrandan da. Aynı şekilde sütun eklemek istediğinizde de istenen yerde bulunan sütunun üzerinde direkt örneğin ben buraya bir sütun eklemek istiyorum. Burada bir sağ tıkladıktan sonra ekle tüm sütun ve tamam seçeneklerinden sonra gördüğünüz gibi tabloma satır ve sütun ekleme işlemlerinde bu şekilde gerçekleştiğini görmektesiniz. Satır ve sütun silme işlemlerinde ise bir tabloda bulunan herhangi bir satırı silmek için silinmesi istenen yerde bulunan satır sayısı üzerinde sağ tıklanır. Şimdi ben ekrandan da gördüğünüz gibi sağ tıkladıktan sonra sil seçeneğini seçtiğinizde seçilen satır silinecektir. Aynı şekilde sütun eklemek için ise silmek istenen sütunun harfi üzerinde sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra sil seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada da silmek istediğiniz yerde bulunan sütun harfinin üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden sil komutunu seçtik.
Bu işlemden sonra da seçtiğiniz tütün ekrandan da gördüğünüz gibi silinecektir. Bu videomuzda ileride çok kullanacağımız bazı temel veri işlemlerine göz attık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.